Merhaba canlar ben Umut Murat Hoca. Evet arkadaşlar 9. sınıf konularından Newton hareket yasalarıyla karşınızdayım. Eğer hazırsan dostum hadi gel konumuza geçelim. Arkadaşım bu konuda neler öğreneceksin? Eylemsizlik yasasını öğreneceksin. Temel yasayı öğreneceksin. Bir de etki tepki yasasını öğreneceksin. Kuvvet konusu her yerde karşımıza çıkıyor. Bu konuyu iyi anlamamız diğer konuları iyi anlamamızı sağlar arkadaşlar. Bu konuyla ilgili ödevleri de yapacağına eminim. Eylemsizlikle başlıyoruz. Eylemsizlik ne? Bir cisme uygulanan bileşke kuvvet eğer sıfır ise cisim ya durgun ya da sabit hızlı hareket yapar. Bileşke kuvvet sıfır olduğu anda cisim duruyorsa durmaya devam eder hareket ediyorsa da sabit hızlı olarak hareketine devam eder. Toparlıyorum. Bir cisim eğer duruyorsa durma eylemine hareket ediyorsa da hareket etme eylemine devam etmek ister. Buna eylemsizlik prensibi diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi bakınız beyaz araca etki eden şar Newton'luk iki kuvvet var. Araç en başta durgun. şar Newton kuvvetler zıt yönlü. Dolayısıyla etki eden net kuvvet sıfır. Dolayısıyla beyaz araç durmaya devam eder sevgili arkadaşım. Hemen altındaki siyah araca baktığımız zaman siyah araç 5 metre bölü saniye sabit hızla ilerliyor. Sağ tarafa 20 Newton, sol tarafa 20 Newton uyguladığımızda yine bileşiyor kuvvet sıfır. O zaman siyah araç 5 metre bölü saniye sabit hızla yoluna devam eder diyeceğiz. Unutma. Cisim üzerine etki eden net kuvvet F ise yani dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde ise cisim kuvvet doğrultusunda ivmeli hareket yapar. İğmenin yönü net kuvvetin yönü ile aynıdır arkadaşlar. Aynıdır. Kuvvet ve iğmenin yönü ne olacak? Aynı olacak. Şimdi arkadaşlar bu bir Kuvvet ivme grafiği. Hocam kuvvet ivme grafiğinden ben ne elde ederim? Eğer kuvveti ivmeye oranlarsan kütleyi bulursun arkadaşım. Kütleyi bulursun. M kütleli cisme F kuvveti uygulanmaktadır. F eşittir MA kuvveti. M kütleli cisme uygulandığında cisim A büyüklüğünde ivme kazanır. Yani kuvvet uygulanmışsa ivme de var diyeceğiz. Ağırlık ve yer çekimi eğilmesi. Bir gezegenin üzerinde bulunan cismin kütlesine uyguladığı kütle çekim kuvvetine ne denir? Ağırlık denir. Söz konusu kuvvet dünya üzerinde bulunan bir cisme etki ediyor ise bu kuvvete cismin ağırlığı adı verilir. Arkadaşlar ivme neydi? Birim zamandaki hız değişimiydi. Bakınız buradaki hız zaman grafiğinde 10 saniyede hızımız 50'ye çıkmış. Dolayısıyla ivmemiz ne olmuş arkadaşlar? 5 metre bölü saniye kare olmuş. Sürtünmesiz yatay düzende durmakta olan K cismi yere paralel 10 Newton'luk bir kuvvetle şekildeki gibi çekilmektedir. Buna göre cismin ivmesi kaç metre bölü saniye karedir demiş. Sevgili arkadaşım F eşittir M çarpı A'dan 10 eşittir 5A A eşittir 2 metre bölü saniye kare diyeceksin. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan 4 kilogram kütleli x cismine uygulanan yatay doğrultulu kuvvetler şekildeki gibidir. Buna göre cismin ivmesi nedir demiş. Sevgili arkadaşlar bir cisme aynı anda birden fazla kuvvet etki ediyorsa bu kuvvetlerin net kuvvetini almak durumundayız. Şimdi net kuvveti neye eşitleyeceğiz hocam? M çarpı A'ya. 70 Newton sola doğru. 50 Newton da sağa doğru. Zıt oldukları için birbirinden çıkarmalısın. 70 eksi 50 4 a'ya eşit. Buradan a'mız 5 metre bölü saniye kare gelir sevgili arkadaşım. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan 2 kilogram kütleli cisme yatay ve düşey doğrultulu kuvvetler şekilde gibi uygulanmaktadır. Buna göre cismin iğmesi kaç metre bölü saniye karedir? Bak yatayda hareket ediyor. Dolayısıyla burada gördüğüm 5 Newton'un hiçbir etkisi yok sürtünme olmadığı için. Peki hocam burada 4 newtonla 2 Newton aynı yönde. Toplam 6 Newton. 16 Newton sağ tarafa doğru. O zaman yine net kuvvet MA'ya eşittir. 16 eksi 4 eksi 2 eşittir 2A diyeceğiz. 10 eşittir 2A. A eşittir 5 metre bölü saniye karedir diyeceksin arkadaşım. Evet bir grafik sorusu. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan X ve Y cisimlerine etki eden net kuvvetin cisimlerin ivmesine bağlı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cismin kütleleri oranı mx bölü my kaçtır demiş. Şimdi arkadaşım mx eşittir fx bölü ax. Fx nedir hocam? 20. İğmesi kaç hocam? 2. Buradan 10 kilo gelir. Y için arkadaşlar my fy bölü ay. Onun da kuvveti 20 ama arkadaşlar iğmesi 4'müş. Demek ki 5 kiloymuş. Bunları oranladığımızda cevabımız 2 çıkacaktır sevgili arkadaşım. Doğrusal yatay zeminde hareket eden bir aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangi zaman aralıklarında cisme kuvvet etki etmiştir demiş. Şimdi arkadaşlarım burada dikkat ederseniz 0-2 saniye aralığında cisim hızlanmış. Dolayısıyla bir kuvvet etki etmiş olmalı. 2-4 saniyede ne yapmış? Sabit hızla hareket etmiş. Herhangi bir kuvvet yok. 4-6 saniyede tekrar hızlanmış. Yine bir kuvvet var. 6-8 saniyede yavaşlamış. Bu sefer de ters yöne doğru bir kuvvet var. Yani arkadaşım 0-2 saniye aralı. Yani arkadaşım 0-2 saniye, 4-6 saniye ve 6-8 saniye aralıklarında bu cisme kuvvet etki etmiştir diyebiliriz. Doğrusal yatay zeminde hareket eden araçların iğme zaman grafiği şekildeki gibidir. K ve L cismine etki eden kuvvetler birbirlerine eşit ve K cisminin kütlesinin 6 kilogram olduğu bilindiğine göre L cisminin kütlesi ne kadardır? Arkadaşım diyor ki sana FK FL'ye büyüklük olarak eşitmiş. E K'nın kütlesi 6. K'nın ivmesi 10. Eşit olmalı. L'nin kütlesini bilmiyorsun ama L'nin ivmesi 15. Buradan arkadaşlar L'nin kütlesi 4 kilogram çıkacaktır diyoruz. Etki tepki prensibi en sevdiğim prensip sevgili arkadaşım. A cismi B cismine bir kuvvet uyguladığında B cismi de A cismine eşit büyüklükte fakat zıt yönde bir tepki kuvveti uygular. Herhangi bir yüzeye uyguladığımız kuvvete etki, yüzeyin bize uyguladığı kuvvete ise ne diyoruz? Tepki kuvveti diyoruz sevgili arkadaşım. Bir cisme kuvvet uygulandığında cisim hareket etse de etmese de etki ile tepki kuvvetleri eşit büyüklüktedir. Şimdi bu diyagramda bakınız F kuvveti arkadaşlar etki kuvvetidir. N de tepki kuvvetidir. Her iki kuvvet arasında vektörel olarak F vektörü eşittir. Eksi N vektörü eşitliği vardır. Bu eşitliğe göre kuvvetlerin büyüklükleri ne olacak arkadaşlar? Aynı. Aynı doğrultuda olacaklar fakat zıt yönlü olacaklar diyeceğiz. Buz üzerinde durmakta olan 70 kilogram kütleli Zeynep ile 45 kilogram kütleli Zehra birbirlerine zıt yönlerde iterlerse. Kime etki eden kuvvetin şiddeti daha büyük olur? Sevgili arkadaşım bunlar birbirlerini itiyorlar. Dolayısıyla etki tepki prensibinden ne olacaktır? Her iki kuvvet yani F Zehra eşit F Zeynep. Bunların birbirine uyguladıkları kuvvetler de aynı olacak. Tepki kuvvetleri de aynı olacak. Kim daha büyük iğme hareket eder? Arkadaşlar ben f eşittir ma diye bir şey biliyorum. Kütlesi büyük olanın iğmesi küçük. Kütlesi küçük olanın ise iğmesi büyüktür. Buna bağlı olarak Zeynep'in kütlesi 70 kilo. Zehra'nın 45 kilo. O zaman Zehra'nın iğmesi tabii ki de Zeynep'ten daha büyük olacaktır. Yatay düzlemde x, y ve z cisimlerine uygulanan kuvvetler şekildeki gibidir. Cisimlere yatay zeminin uyguladığı tepki kuvvetlerinin büyüklükleri nx, ny ve nz olduğuna göre bu büyüklükler arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşım x'in aşağı doğru 20 newtonu var. Bir de 5 newton aşağı doğru itmişsin. nx buradan 25 newton bulunur. Y aşağı doğru 30 Newton ama yukarı doğru 20 Newton çekmişsin. Yani Y 30-20'den 10 Newton'dur. Z arkadaşlar aşağı doğru kendisi 40 Newton tepkisi de ne olacak arkadaşlar? 40 Newton olacak. Yani Z'nin tepkisi X'ten büyük o da Y'den büyüktür diyeceksiniz. Cisimler şekildeki gibi dengelenmiştir. Y'nin X'e uyguladığı, L'nin K'ya uyguladığı ve düşey duvarın Z'ye uyguladığı tepki kuvvetleri sırasıyla N1, N2 ve N3 olduğuna göre bu kuvvetlerin yönlerini çiziniz. Bak şimdi Y'nin X'e tepkisi bu. Buna n 1 L'nin K'ya tepkisi bu. Bu da N2. Duvarın Z'ye tepkisi de bu. Bu da N3. İşte tepki kuvvetlerini çizmiş olduk. Geldik sürtünme kuvvetine. Sürtünme kuvveti neydi? Bakalım. Fs ile gösterilir. Yüzeyin cinsine bağlı olan sürtünme katsayısı K, zeminin tepki kuvveti N olmak üzere sürtünme kuvvetinin matematiksel modeli Fs eşittir K çarpı N'dir cisimlerin hareketlerini engelleyici ve harekete ters yönlü kuvvete ne diyorsun? Sürtünme kuvveti diyorsun hocam. Peki, en çok karıştırılan şey. Sürtünme kuvvetinin değeri cismin yüzey alanına bağlı değildir. İster A yüzeyinde çek, istersen 3A yüzeyinde çek. Buna etkiden sürtünme kuvveti her iki durumda da aynı olacak. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü sürtünen yüzeylerin cinsine ve zemine etki dik kuvvete bağlıdır. Şimdi arkadaşım şöyle bir sorumuz var. Yatay düzlemdeki 5 kilogram kütleli x cismi ve yüzey arasındaki sürtünme katsayısı değeri 0.5'tir. Aşağıdaki sistemlerde cismi etki eden sürtünme kuvvetlerinin ve cismin ivmelerinin büyüklüklerini hesaplayınız. Şimdi arkadaşım f sürtünme k çarpı n 0.5 çarpı 50'den 25 newton. Hepsi aynı düzlemde zaten. Şimdi x'e etki eden 25 newton var ama 5 newtonla çekmişsin. Yani hareket ettiremiyorsun. İme sıfır. İkincisinde arkadaşlar sol tarafa 25'lik bir sürtünme kuvvetin var. Ama 10'la çekiyorsun. Yine hareket ettiremiyorsun. İme yine 0. Üçüncüsünde arkadaşlar sol tarafa doğru 25 Newton'un var. Ama sen 20 ile çekiyorsun. Bak yine hareket ettiremiyorsun. Yine ime sıfır. Son dördüncüye baktığımız zaman sürtünme kuvveti 25 Newton. 28 ile çekmişim. Bak 25'ten daha büyük. 28 Eksi 25 bölü kütlesi 5'ti. 3 bölü 5 ya da 0.6 metre bölü saniye karelik bir imen var diyeceksin sevgili arkadaşım. Sevgili arkadaşım sürtünme kuvvetini ikiye ayırıyoruz. Statik sürtünme kuvveti ve kinetik sürtünme kuvveti olmak üzere. Duran cismin harekete geçiş anına kadar etki eden sürtünme kuvvetine statik sürtünme kuvveti denir. Statik sürtünme kuvvet. Hareket halindeki cisimlere etki eden sürtünme kuvvetine kinetik sürtünme kuvveti denir. Kinetik sürtünme. Bunları unutma. Arkadaşlar sürtünme kuvvetinin grafiği şekildeki gibi statik ve kinetik sürtünme kuvvetleri arasında Fs büyük eşit Fk ilişkisi vardır diyeceksin. Bu grafik sürekli aklında kalsın. Şekildeki takoz yatay düzlemde 10 Newtonluk sabit ve yatay kuvvetle K'dan M'ye çekiliyor. Yatay düzlemde takoza uygulanan sabit sürtünme kuvveti KL arasında 7 Newton, LM arasında ise 10 Newton'dur. Buna göre takozun KL ve LM aralıklarındaki hareketi için ne söylenir? Şimdi arkadaşım bak burada nesin? F sürtünmen 7 ama burada F sürtünmen 10. Dolayısıyla birinci aralıkta hızlanan hareket yaparsın. Çünkü net kuvvetin 3 Newton çekeceksin ve eğimli hareket olacak. Ama ikinci aralıkta arkadaşlar sürtünme kuvveti uyguladığın kuvvete eşit. O zaman burada ne olacak? Sabit hızlı hareket yapacaksın sevgili arkadaşım. Bir soru daha. Sürtünmeli yatay düzlemde durmakta olan cisme uygulanan kuvvet ve cisme etki eden sürtünme kuvvetinin grafiği şekildeki gibidir. Buna göre demiş arkadaşım. Cisme 18 N kuvvet uygulandığında sürtünme kuvveti 18 N'dur. Evet doğrudur arkadaşlar. Çünkü statik sürtünme kuvvetini geçmediğimiz için ne olacaktır? Uyguladığımız kadar olacaktır sürtünme kuvveti. Bir doğru. Cisme 20 N kuvvet uygulandığında cisim imeli harekete başlar demiş. Hayır arkadaşlar. Sürtünme kuvveti kadarlık bir kuvvet uyguladık. Daha ivmeli hareket yapamayız. Cisme 30 N'luk kuvvet uygulandığında cisme etki eden net kuvvet 10 N'dur. Hayır arkadaşlar. 30 Newton uyguladığımız zaman kinetik sürtünmemiz 15 Newton olduğu için net kuvvetimiz 10 değil 15 olacaktır. Yani 30 eksi 15'ten geliyor. Dolayısıyla yalnız 1 doğrudur arkadaşlar. Yalnız 1. Sürtünme kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemek için aşağıdaki deney düzenekleri tasarlanmıştır. Buna göre ifadelerden hangileri yanlıştır demiş. Birinci ve dördüncü düzenekler sürtünen yüzeyin alanının sürtünme kuvvetine etkisini araştırmak için tasarlanmıştır demiş. Arkadaşlar birinciye baktığımız zaman bakınız S alanımız var. Dördüncüde de S alanımız var. Yüzey alanında herhangi bir değişiklik yok. Dolayısıyla birinci yargı yanlış. Birinci ve ikinci düzenekler kütlenin sürtünme kuvvetine etkisini araştırmak için tasarlanmıştır. Baktığımızda arkadaşlar birinci ve ikinci de ikinci daha büyük birinci daha küçük. Evet kütlenin etkisi var mı yok mu onu araştırmak için olmuş doğru. Birinci ve üçüncü düzenekler yüzeyin cinsinin sürtünme kuvvetine etkisini araştırmak için tasarlanmış. Birinci yüzey tahta, ikinci yüzey beton olmuş. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Evet arkadaşlar konumuzu bitiriyoruz. Eylemsizlik yasasını, temel yasayı ve etki tepki yasasını öğrendiğinizi düşünüyorum. Ödüllü sorumuz bu arkadaşlar. Tabii ki bu soruyu bir sonraki derste çözeceğiz sevgili arkadaşlarım. Şimdi bir önceki haftanın ödüllü sorusunu çözelim. Evet ödüllü sorumuz buydu. Şekildeki konum zaman grafiği yaptığı hareketlerden hangilerine ait olabilir demiş. Doğrusal yol üzerindeki evinden markete gidip dönen bir çocuk. Bak şimdi önce sıfırdan bir x konumuna gitmiş orada beklemiş sonra tekrar geri gelmiş. Dolayısıyla birinci yargı olur. Doğrusal yolda ardışık iki durak arasındaki otobüs. Hayır arkadaşım aynı yönde gitmesi gerekiyordu. Burada geri dönme var. Ardışık iki durak arası aynı yöne ilerlemek demektir. Bu olmaz. Yeşil dalga hız limitine uygun bir sürücünün aracının demiş. E orada da dümdüz gidecek yani aynı yolda devam edecek. Geri dönme diye bir şey yok. Dolayısıyla cevabımızın yalnız 1 olması gerekiyor. Kazanan arkadaşlarımız hemen aşağıda listeleniyor. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere arkadaşlar.